Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere İspanya Barcelona'dan sesleniyorum. Buraya Peugeot'un elektrikli ailesiyle tanışmaya geldik. Özellikle bu lansmanda 208 ve 308'in E versiyonlarını daha detaylıca kullanacağız. Çok yakın bir geçmişte yeni 3008'in E versiyonuyla tanışmıştık. Statik bir lansman olmuştu. Orada aracı detaylıca anlatmıştık. O videonun linkini mutlaka bu videonun içerisine bırakacağım. Bakın derin bu otomobilde merak ediyorsanız ön plana çıktı özellikleri anlattığımız bir videoydu. Test sürüşü de yakında gelecek. Çok yakında 208'in %100 elektriklisi ülkemize geliyor. 308'in elektriklisi yani 308E ülkemize satışa başlandı, sunuldu arkadaşlar. Şimdi gelin bu ikiliyle yola çıkalım, bir de yolda nasıl hissettiriyor onlara bakalım. Ön plana çıkan özelliklerinden kısaca bahsedersek, eğer zaten tasarımı falan bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Detaylı test videosunu yaptık. Onun linkini bu video içerisine bırakacağım. Oradan bir bakın derim. Tazeliğe, tasarımıyla bence hatchback liginde en böyle agresif, dinamik otomobillerden birisi. Ben genel olarak çok beğeniyorum. %100 elektrikli versiyonu sadece DT donanım paketiyle ülkemize geliyor arkadaşlar. 156 beygir gücünde bir elektrikli motora sahip. 270 Nm tork değeri var. 0-100 hızlanması 10,5 saniye. Menzil anlamında da aslında işler hiç fena değil. WLTP verilerine göre 400 km civarında bir menzili var. Ama şehir içinde 500 km yapabileceği söyleniyor. %10'dan %80'e yarım saat gibi bir sürede hızlı şarj istasyonu bulursanız dolabiliyor. Ancak evden böyle wallbox'a şarj etmek isterseniz 5 saat civarında bu mümkün olabiliyor. Şimdi isterseniz gelin bir yola çıkalım. Bu arkadaş yolda nasıl hissettiriyor, neler vaat ediyor? Bu bahsettiğimiz teknik verileri nedenle gerçekleştirebiliyor? Onun detaylarına çok daha yakından bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yeni E308 ile yola çıktım. Otomobil tarzıyla, tasarımıyla zaten benzinli kardeşten çok da farklı değil. Benzinli olarak zaten ülkemizde 1-2 turbo ve 8 litre otomatik şanzımanlı bir kombinasyonu varken artık %100 elektrikli olan bu versiyonda filoya eklenmiş durumda. Çok fazla böyle menzil kaygınız yoksa, özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız ve elektrikli otomobillere ilgi duyuyorsanız bu otomobil de eminim ki ilginizi çekecektir. Hani böyle bir incelemenizde fayda var bu otomobilde. Sunduğu özellikler bakayım, bunlar rakip endeksinde fiyatlandırmada bence fena bir yerde değil. Tasarıma mesela ilk çıktığında çok hoşuma gitmişti. Sonra biraz daha Astra'ya döndüm. Çünkü bunlar ikizler ya. Hani Astra biraz daha Alman genlerine sahip. Aynı altyapıya sahipler. Her şeyi, hatta bu ikilinin aynı. Astra ile 308'in. Ama Astra'nın o Alman genleri benim biraz daha zamanla hoşuma gitmeye başladı. Ama buna geçtiğim zaman da ya bu da gayet iyi diyorum. Hala böyle ikisi arasında özetle gidip geliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Bununla da alakalı yorumlarınızı mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu arada içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanala abone olmanız da bizler açısından oldukça önemli arkadaşlar. Bekliyoruz beğenilerinizi ve abone olmanızı. 156 beygirlik bir güce sahip ve 270 Nm tork değeri var. Sıfırdan 100'e hızlanması 10,5 saniye. PSA grubundaki bu motoru kullanan kardeşlerine nazaran biraz performans düşük geldi bana. Sport modunda olsanız dahi arkadaşlar. Biraz performansı düşük böyle. Hani bu motora sahip mesela Astra elektriği kullandık, Corsa elektriği kullandık, daha farklı böyle Citroen'den alternatifler kullandık. Onlar da biraz daha böyle performansı iyiydi. Sanırım burada hani bunlar böyle konuşulmayan, markaların söylemediği sırlar gibi görüyorum ben. Birazdan menzile oynayabilmek adına bir tık böyle gücü sanki kısmışlar gibi geldi bana. Çünkü 10,5 saniye elektrikli bir otomobil standartları için biraz düşük kalıyor açıkçası. Biraz daha fazlasını insan bekliyor performans anlamında. Mesela sport modundayım şu anda. Şarjım %90 ve 360 km'lik bir menzil gösteriyor bana. Buraya kadar da çok dikkatli kullanmadım. Normal moda geçtim. 380 km oluverdi. Bir 20 km daha geldi. Hadi bir de Eco'da geçelim. Eco'da arkadaşlar menzilim 398 km. Yani 400 km oldu. Bir 2 km daha geldi ama bayağı bir güçsüz ve cansız şu anda. Gitmeyi istemiyor diyebilirim yani. Zaten o aracın hani güç verilerini de direkt kısıyor. Fabrika verileri de o şekilde. Direkt böyle daha güçsüz hale geliyor. Hakikaten ama hani şöyle bir gidişle 400 km yakalayabiliyor olmak da güzel. Bu arada WLTP verilerine göre bu otomobil 400 km'lik bir menzil yakalayabiliyor. Hatta şehir içi sürüşlerde yine WLTP verisi bu arada bu. WLTP ne derseniz arkadaşlar, bağımsız bir test kuruluşu. Bu gibi testleri yapan bir kuruluş. 500 km'lik bir menzil şehir içi sürüşlerde, şehir içi ağırlıklı sürüşlerde yakalaması yine mümkün olabiliyor. Ama biz tabii İstanbul'da daha detaylıca bir kullanırız, test ederiz, uzun yol yaparız.
orada tam böyle verileri size bahsedebiliriz. Burada lansman kapsamında olduğumuzdan çok böyle kısa sürede araçları kullanabiliyoruz. O yüzden bununla da alakalı çok kapsamlı, detaylı bir bilgi veremiyorum arkadaşlar sizlere. Hatta kimlerle, nelerle kıyaslayalım, hangi rakipleriyle karşılaştırma isterseniz bununla da alakalı alt tarafa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu ay itibariyle bu arada E308 ülkemizde satışa sunuluyor arkadaşlar. Şimdi sürüşte bu gibi bir otomobilde benim en çok dikkat edeceğim konulardan birisi malum ses durumu. Çünkü benzinli bir motor yok, ondan gelen ses yok. Elektrik motordan dolayı çok sessiz bir sürüş sizlerle. Bu sessizliği destekleyen unsurlar ne derece çalışabiliyor onu bir sınırım her zaman. Şu an bakın bir otoban sürüşü yapıyorum. 100 civarı bir hızla gidiyorum. Otomobil hakikaten sessiz. Şu ön direklerden, aynalardan, kesinlikle kabine rahatsızcı bir ses gelmiyor. Bütün bunlara ek olarak da Michelin'in özellikle PSA grubunun birçok modelinde görüyoruz. Zaten Michelin de Fransız biliyorsunuz. Birçok modelinde gördüğümüz Premisi E lastikleri bu otomobilde kullanılmış. Ki hakikaten yani bunun haricinde daha farklı elektrikli otomobillerde de o lastiği deneyimledim. Hakikaten sürüşe bu lastikte çok ciddi bir katkı sağlayabiliyor. Sürüş sessizliğine bir katkısının olduğunu çok net hissediyorsunuz. Yoldan gelen ses seviyesi de hakikaten çok rahatsızcı değildi. Bakın şu an 120 falan gidiyorum. Tabii yol koşulları, asfalt tipi de bu durumu değiştirebiliyor. Otomobilin sessizliği genel olarak bence güzel. E308'le alakalı alt çizilmesi gereken önemli noktalardan birisi tek bir donanım seviyesiyle geliyor olması. Bu donanım seviyesi de oldukça zengin. Açılabilir mesela bir cam tavanımız var. Adaptif hız sabitlememiz var ki gerçekten iyi çalışıyor. Size asistanlık yapıyor adeta. Şerit ayarlamalarını falan her şeyi yapıyor. Çok temiz, çok güzel gidiyor. Yani bu gibi bir donanımın bu otomobilde olması bence çok önemli. GT paketle geliyor, beni bir uyardı, hadi tut bakayım dedi. Bunun haricinde yarı elektrikli koltuklarımız var. Yani ileri geri ayarlarını manuel olarak yapıyorsunuz ama diğer ayarları elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Geri görüş kamerasıdır, işte şu eye toggle'dır, 3D görünümlü bu ekrandır. Bu gibi donanımlar gerçekten oldukça güzel. Yani rakip endeksinde sunduğu fiyata göre de bence otomobilin dolu olduğunu söyleyebiliriz. Donanım olarak zengin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii elektrikli otomobillerle alakalı birçoğumuzun en büyük kaygılarından birisi menzil durumunun yanı sıra bu menzili ne şekilde şarj ettiğimizde. Birkaç yıl öncesine kadar bu konuda ben de çok endişeliydim arkadaşlar açıkçası. Ama artık günümüzde birçok şarj istasyonunun ülkemizin neredeyse tamamında istasyonları bulunmakta. Hem hızlı hem de normal şarj istasyonları bulunmakta. Ben genelde mesela ZES'i kullanıyorum. ZES'in birçok kullandığım rotada istasyonu denk geliyor. Hızlı şarj istasyonu bulursanız eğer ki hakikaten atıyorum İzmir rotasında, Ankara rotasında, Çanakkale'yi çok kullanıyorum orada. Hızlı şarj noktası bulabilirseniz %10'dan %80'e bu aracın pillerini yarım saate doldurabiliyorsunuz. Evinize wallbox bağlatırsanız orada da 5 saat civarında yine %10'dan %100'e aracın pillerini doldurmanız mümkün olabiliyor arkadaşlar. Şimdi E308'in yanı sıra burada bir de E208 de yer alıyor arkadaşlar. Bir ayarlama yapabilirsek ona da bir bakacağım. Onunla da alakalı fikirlerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Bahsettiğim gibi 308'in elektriklisini inceledikten sonra şimdi sıra 208'in elektriklisinde, 208E model ismi de. Şimdi burada lansman alanındayız bu arada. Şu otelde kalıyoruz. Böyle araçları buraya sıralamışlar. Bakın çok güzel bir deniz manzarasıyla şu güzelim 208'e bakıyoruz. Bu renk makyajla beraber geldi. Makyajda bu arada ön yüz değişti. Biraz daha şu LED gündüz farlarına güncellemeler geldi. LED tipi farların grafikleri değişti. Şu ızgaradaki yine böyle ufak tefek eklentiler oldu. Gövde rengiyle aynı renk olabiliyor artık. Hani böyle bir değişim oldu. Bu renge ben bayıldım. Böyle Antep fıstığı vardır ya, onun bir ton böyle açığı gibi de duruyor. Çok çok bence güzel ama yani bu arabanın rengi bu. Belki 308'e ya da 408'e falan bu kadar yakışmayabilir. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bakın şöyle acayip duruyor be. Çok iyi duruyor. Profilden en çok dikkat çeken detayı çamurlukların etrafındaki şu siyah eklentiler. GT donanım seviyesinde bu arada böyle geliyor. Biraz daha böyle heybetli bir hava veriyor bence araca. Bu arada tavan da böyle siyah. Yani siyahla ana renk arasında güzel bir kombin yakalanmış. Şuralar falan da piyano siyahı. Yine stopların içerisindeki grafikler de değiştirildi. Peugeot yazısı biraz daha farklılaştırıldı. Buraya logo koymak yerine şu yazıyı büyüttüler. Pakete ait detay burada. Ve elektrikli olduğunu anlayabileceğimiz detay da buradaki E logosu.
Ve yine burada da 208'in elektrikli olduğunu anlayabileceğimiz bir ifade daha yer almakta. Bagajı da bu arada buradan açıyoruz. Böyle bir hacim var. Tabii elektrikli olunca şark kabloları da geliyor standart olarak. Şöyle stepne falan yok. Tamir kitine yer verilmiş. E güzel, fena değil. 17 inçlik jantlarımız var. Koltuk bana ayarlıyken bakın burada görüldüğü üzere çok fazla oturma ihtimalim olmuyor. Ben 1.86 boyundayım. Durum işler bu şekilde. Hadi baş mesafesi neyse de yani diz olarak paket olmuş durumdayım. Zaten kanalda detaylı incelemeleri var, karşılaştırmaları var. Onların linkini bırakırız video içerisine. Onlara bakabilirsiniz. Biz bugün daha çok lansman kapsamında olduğumuz için çok fazla zamanımız olmuyor test sürüşleri için. Daha çok bu elektrikli motor bu otomobile neler katmış size ben şimdi onları göstereceğim. Hadi sürüşe geçelim. Geri görüş kamerası da bu arada çok başarılı. İleri ve geri görüş kamerası var, pardon. 360 derece görüş testleri de sunuyor. Tabii bu donanımları anlatıyorum ama Türkiye'ye gelen versiyonlarda ufaktan böyle farklılıklar olabilir arkadaşlar. Adaptif hız sabitleme var ve tam elektrikli koltuklar var. Mesela 308'de yarı elektrikli koltuklar vardı. İleri geriyi ben manuel olarak ayarlıyordum. Burada ama tamamen elektrikli. Şimdi tam 208'e uygun bir yoldayım. Şöyle ufaktan bir gazlayalım ya. İspanya'nın dağlarına geldim. Buranın bu dağlık yollarını da ben çok beğeniyorum bu arada. Ya Barcelona gerçekten çok keyifli bir yer. Yani hem şehir olarak çok güzel bir yer. Denizi var. Denizi çok severim. Böyle çok güzel yolları var etrafında. Ve yani şimdi belki anlamsız gelebilir bazılarına ama 208 gibi bir otomobil, yani B sınıfında bir otomobil böyle sürüşlerde mesela AB'yi 308'e nazaran daha keyifli arkadaşlar. Böyle bir sürüşte bu otomobil kesinlikle çok daha keyifli. Böyle dar virajların olduğu sürüşlerde bu %100 elektrikli versiyonla dahi sürüş eğlencesi mümkün olabiliyor. İlla benzinli versiyon şart değil bu gibi otomobillerde. Çünkü benzinli versiyonda da yani öyle aman aman iştahınızı kabartan bir ses yok. Performans anlamında çok bariz bir fark yok. 156 beygir var bu arada burada. Tork değeri de 260 Nm. Aynen 308E'de olduğu gibi. 0-100 verisi, performans verileri burada arkadaşlar biraz daha iyi. Yani 308'den en bariz farkı bu. Aynı kombinasyonda daha hafif bir gövdede olduğunuz için daha iyi bir performans alabiliyorsunuz. Menzil anlamında ama AB 308'de çok benzer. Bu konuda yani aralarında büyük bir uçurum yok. Bu otomobilin de menzil değeri ortalama olarak 400 km civarında arkadaşlar. Şu an bir kasabasındayım. Evet güzel, bakın böyle derli toplu tertemiz ve dikkatinizi çektim bilmiyorum da her yer bomboş. Ve şimdi böyle etap gibi bir yol buldum. Hadi bir de burada bakalım bu arkadaşa. Gerçekten bu gibi yollarda 208'in elektriklisi daha keyifli. Bu arada elektriğin dolumuyla alakalı da yine bilgiler vereyim. AB 308E'den çok da farklı şeyler yok aslında. %10'dan %80'e bataryalar arkadaşlar. Yaklaşık olarak yarım saat, hatta yarım saatin daha altında hızlı bir şarj istasyonu bulabilirsiniz. Dolabiliyor. Normal işte evinize wallbox tarzı bir şey taktırdınız. 5-6 saat civarında doluyor. Bu gibi sürüşlerde bahsettiğim gibi bu otomobil gerçekten çok keyifli. Yani 308 ile 208 arasındaki bir fark değil bu. Astra ile Corsa arasında da bence öyle bir fark var. Bu gibi böyle dinamik çevik sürüşlere biraz önem veriyorsanız ama elektrikli ben bir şey istiyorum diyorsanız kesinlikle 208 sizi bu anlamda üzmeyecektir arkadaşlar. Yani sürüş eğlencesi, sürüş keyfi bu tarafta abi 308'e göre biraz daha iyi. Yollara bayıldım bu arada ya. Sizinle beraber gelin bir tadını çıkarın şu yolların. Arabanın kafası falan da iyi tutuyor ha. Elektrikli olmasının biliyorsunuz en bariz artısı, en büyük avantajı pillerin oturma zemininin altında olması. Elektrikli motorda benzinli motor kadar yer kaplamıyor ve ön aks üzerinde. Bu sayede ön tarafta daha hafif. Yani benzinli motor ön tarafta daha fazla ağırlık yapıyor. Ağırlık dağılımının daha fazla öne kaymasına sebep oluyor. Burada o böyle bir yerleşim, yani ağırlık merkezinin biraz daha ortaya doğru gelmiş olması ve daha aşağıda olmuş olmasının artılarını yani çok 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 üst limitte açıkçası hissediyorsunuz. Gazlıyoruz gidiyoruz değil mi, böyle çok hızlıyız falan yani şu viraj dinamikleri için, ama ses olmayınca sanki o kadar gitmiyormuşsun gibi hissediliyor. Hatta videodan falan izlerken de öyle. Bu arada menzil bilgilerini de vereyim. Şu anda mesela
biraz aşırılık yaptığım için hemen menzilin hızla düştüğünü gördüm. %80 oranında şu an piller dolu mesela. 292 kilometrelik bir menzil veriyor. Sürüş modlarında bu değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Aynen ağabeyi 308'de olduğu gibi. Normal moda geçeyim. Burada şimdi 308 kilometre verdi. Abisine bir atıfta bulundu. Eco moduna geçiyorum. %80 oranında bataryalar doluyken Eco modunda bu arkadaş bize yani yine 20 kilometre daha attı. 322 kilometrelik bir menzil verdi. Hakikaten %80 şarj ile böyle bir menzil bence gayet güzel. Eco modunu alıp böyle hakikaten biraz sakin bir sürüş. İşte 110-120'ye falan sabitlediğinde bu menzilleri yakalayabilirsin. Ama elektrikli otomobiller biliyorsunuz şehir içi sürüşleri daha çok seviyor. Şehir içi sürüşlerde dur kalk çok fazla olduğundan o gibi sürüşlerde frenden doğan enerjiyi de depoluyor. Bir de 50'ye 60'a kadar olan hızlarda sadece elektrikli otomobillere özgü bir şey değil biliyorsunuz. Benzinli otomobiller de daha az yakar. Ama özellikle şehir içinde dur kalklarda bahsettiğim gibi frenden doğan o enerjiyi de depoladığı ve kullanıma kattığı için daha fazla avantajı oluyor bunların benzinli otomobillere göre. Böyle de bir avantajı var. Bir de şehir içinde tabii emisyon da salmıyorsunuz. Sıfır emisyonla çevreyi hiç kirletmeden gidiyor olmanız da bunların aslında en büyük, en güzel artılarından birisi. 208'in bu arada içerisine baktığımızda gayet şık ve güzel bir konsol mimarisi var bence. Biraz böyle karmaşık da geliyor açıkçası ama ya çok çok rahatsız etmiyor. Biraz böyle iç dış bükeyler çok fazla, girinti çıkıntılar çok fazla. Ekran bana dönük simetrik olarak biraz enteresan. Mesela şurası böyle duruyor, burası düz duruyor. Ama şu telefon tutacağı falan çok iyi. Bu 3D ekran çok başarılı bence. Grafikleri falan çok iyi. İstediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz ama böyle klasik bir kadran görüntüsü de hep söylüyorum isterdim. Ekranla alakalı bir Peugeot klasiği. Sadece bu otomobile özgü değil. Takıldığım en önemli nokta ne yazık ki direksiyonun şu üst kısmı arkadaşlar ekranı perdeliyor. 308'de de durum böyle. 408'de de abimi aldık işte 508'de de öyle. Yani bilmiyorum Fransızlar bazı konularda dediğim dedikçe şunu bir değiştirmediler. Makyajla falan değişebilirdi ama bir sonraki nesillerde tahminimce artık böyle bir sorunla karşılaşmayız. Ekranın da bu arada içerisindeki arayüz grafikler değişmiş. Biraz daha kullanışlı bir hale gelmiş. E208'in yalıtımını da beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. 120'ye kadar olan hızlarda gayet sessiz. Buna tabi Michelin Primacy E ailesinin de büyük bir katkısı var. Aynen 308 olduğu gibi burada da kullanılıyor. Ama yalıtım da genel olarak iyi yapılmış. Yani sadece yoldan gelen ses seviyesi değil, aynalardan, ön direklerden de kabine kesinlikle sizi rahatsız eden bir ses gelmiyor. Konfor olarak da otomobil tatminkar. Zaten yani çok öyle tabii ki hani bir B segment standartlarında bir konforu var. Çok aşırı böyle sert bir otomobil kesinlikle değil ama çok yumuşak bir şey de beklemeyin arkadaşlar. Daha çok böyle serte dönük bir karakteristiğinin olduğunu da söyleyebilirim. Genel olarak iyi bir ve başarılı bir şasisi var. Hatta bu şasiye bence ne yakışır biliyor musunuz? Biraz daha güçlü, yine elektrikli bir kombinasyon yakışır. Öyle bir şey de eklense buraya çok çok daha bence güzel olur. Yakın bir gelecekte özellikle PSA grubunda böyle tanıtımlar, alternatif böyle hızlı hatchback'ler de karşımıza çıkabilir. Yani çıkmazsa yazık olur ama umarım çıkar diyelim. Öyle bir temenni de bulunmuş olalım şimdiden. Ülkemize 2024'ün başına gelecek bu arada bu arkadaş. Ülkemize geldiğinde zaten fiyatı da netleşmiş olur. Sizce nerelerde olur fiyatı? Kaç para olursa bu otomobili satın almayı düşünürsünüz. Özellikle bu haliyle yani GT paket ve bu renkle kaç para olsa bu otomobili satın almayı düşünürsünüz arkadaşlar. E308'in fiyatı bu arada 1.565.000 TL arkadaşlar. Rakip endeksinde bu arada onun da fiyatı güzel. Çünkü GT donanım seviyesiyle fiyatı o şekilde. GT paketli de bayağı dolu dolu. Yani bayağı güzel donanımlar var. Rakip endeksinde değerlendirdiğimizde. E308'in fiyatı sizce iyi mi, uygun mu rakip endeksinde? Ve bu otomobilleri ülkemizde daha detaylı test ettiğimizde kimlerle kıyaslayalım? Bununla da alakalı yorumlarınızı varsa sorularınızı alt tarafa bekliyorum arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeniz, kanala abone olmanız da bizler açısından oldukça kıymetli. Bu gibi başka videolarda, lansmanlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.